Arkadaşlar herkese merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun inşallah. Herkese buradan selamlar ve sevgiler sunuyorum. Size bugün 7 cin padişahından bahsedeceğim. Her günün bir cin padişahı vardır. Haftanın 7 günü olduğu gibi 7 gününde her bir günün bir cin padişahı vardır. Bu şu şekildedir. Pazartesi gününün cin padişahı, Salı gününün cin padişahı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazarın cin padişahı vardır. Bunlar hakkında bilgiler vermek gerekirse önceden pazartesinden başlayabiliriz. Pazartesinin cin padişahı Abdullah el-Hiyem İbni Ehlim Mürre'dir. Tacı vardır, çadırı yündendir ve yardımcıların giyimleri beyazdır. Müslüman olup adını Eba Yusuf olarak değiştirmiştir. Mekanı Mardin Nusaybin'dedir. Oranın sakinidir ve kralıdır. 150 santim boyunda, elleri olduğundan daha uzundur. İki hizmetkarı da kendisine benzer. Şimşek hızına sahiptir. Bu cin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden İslam'la şereflenmiş ve Müslüman olmuştur. Salı gününün cini Mihrez el-Ahmer'dir. Tacı altındandır, çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi kırmızıdır. İblisin çocuklarındandır. Kırmızı renkte ve insan görünümündedir. İnsanlara tasallut ettiğinde burnundan kan getirir ve ateşli bir şekilde yatan çocuklara halüsinasyon göstermekte uzmandır. Çarşamba gününün cini Burkan'dır. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi sarıdır. Arkadaşlar bu cinin yardımcıları sarı renktedir. Sarı renk hastalığı temsil eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir ve tavsiyesidir. Çarşamba günleri yiyeceklerin üzerini örtün. Açıkta hiçbir şey bırakmayın. Bir tencere yemek olsun, kapağını kapalı tutun. Bir yemek olsun, bir şeyler olsun, ne olursa olsun, çerez bile olursa üzeri kapalı olsun. Çünkü bu sarı renkli cinler hastalık yağdırır. O yüzden çarşamba günlerine dikkat. Perşembe gününün cini Şemhuriş'tir. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi beyazdır. Çok bilge bir görüntüye sahiptir. Görüntü itibariyle insana çok benzer. Göreve altın, hazine vesaire işlerle ilgilenmek, hakimlik yapmak ve bu işleri yönetmektir. Cuma gününün cini ise Ebyed veya Zübeyha'dır. İki tane ismi vardır. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi yeşildir. Ayın etkisindeki cin padişahıdır. Her yanı beyazdır ve ürkütücü bir yapıya sahiptir. Soğukkanlı bir görünümdedir. Bilgin ve akıllı cin liderlerinden biridir. Emrinde onlarca cin hizmetçileri vardır. Aşk ve sevgiyle iki kişiyi birleştirme yeteneğine sahiptir. Görüntü olarak ihtişamlı bir kral görünümündedir. Davetlere ise hemen hemen hiç icabet etmez. Hiçbir davete gelmez. Cumartesi gününün cini ise Meymun Ebu Nuh'tur. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi ise siyahtır. Uranus'un yeryüzündeki cini diyebiliriz. Görünüm olarak yaşlı bir görünüme sahiptir ve elinde bir asa ile dolaşır. Çenesinde 7 adet kıl bulunur. Genelde kuyu kenarlarında, harabe yerlerde ve metruk binalarda gezer. Bu cinin uçma özelliği de vardır. Uçma özelliğine de sahiptir. Babasının ismi ise Deybaç Arif'tir. Pazar gününün cini Ebu Abdullah Müsheb'tir. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi ise beyazdır. Bu 7 cin padişahının emrinde toplam 378 adet kabile vardır. Her bir cin padişahına 54 kabile düşüyor. Ve bu kabilelerin sayısını yalnızca Allahu Teala bilir. Bu padişahların hükmüne girmeyen ise 42 kabile vardır. Bu 42 kabile ise şeytani ve azgın cinlerden oluşur. Tacı altın olan Mihrez el-Ahmer adındaki cin padişahı bütün kabilelere hükmedebilme yeteneği vardır ve hepsine hükmeder. Bu 7 cin padişahının dışında diğer cin padişahları da vardır. Farklı cin padişahları günlerin dışında. Birincisi Denehaş'tır. Gezici cin padişahlarındandır. Halüsinasyon gösterme, insanların aklını çelmede uzmandır. Halüsinasyon göstermekte uzman olduğu için, kendi de her şekle girebildiği için asli suretini kimse görmemiştir.
Diğer bir cin padişahı ise Tekaci Magmet. Davetlere en hızlı icabet eden cinlerden biridir. Hemen hemen tüm Arapça kitaplarda ondan bahsedilir. Bir diğer cin padişahı ise Kemtemin. En korkunç cinlerden biridir. Davetlere genelde korkunç bir suratla gelir. Bir diğer cin padişahı ise Mazerin. Arap Yarımadası'ndaki dört büyük cin krallarından biridir. Savaşçı bir görüntüsü vardır ve güçlü bir ordusu vardır. Ve bu kralı bir tabutu taşır gibi onun tahtını taşıyan hizmetkarları vardır. Davetlere de bu tahtıyla gelir. Bir diğer cin padişahı ise Senik cin padişahıdır. Çok güçlü bir cin padişahıdır. İfritlerden oluşan bir ordusu vardır. Diktatör bir yapıya sahip olduğu için kontrol edilmesi kolay değildir. Mekanı Arap Yarımadası'ndaki ülkelerden birindedir. Tahtına oturmuş soğul ve orta yaşlı bir insan görünümündedir. Bir diğer cin padişahı ise Teykel cin padişahıdır. Arap Yarımadası'ndaki dört büyük cin padişahlarından biridir. Çok güçlü bir cin ordusuna sahiptir. Emrinin altında dağlar kadar cinler vardır. Bu cin Okulüs sıralamasındaki dört büyük kaba elementten meydana gelme olup çıplak gözle az da olsa yoğunlaşıp insanlara görülebilir. Evet arkadaşlar, cin padişahlarından verdiğimiz bilgiler bunlardır. Bir de size kitaplardan bahsedeceğim. Gizli ilimlerden. Gizli ilimler kitaplarından bahsedeceğim. Bakın, gizli ilimler kitabı, piyasada bulunan gizli ilimlerin kitabı bu şekilde değildir. Piyasada bulunan gizli ilimlerin şekli buna benzer. Bu şekilde bir kitaptır. O kitap sonradan yapılmış bir kitaptır. Eski, esas orijinal olan kitap budur. Eğer birinde varsa orijinal gizli ilimler kitabı budur. Ve budur. Yeni çıkan yapımlarda, yeni çıkan baskılardaki gizli ilimlerin hepsi değiştirilmiştir ve içindeki davetlerin çoğu yoktur ve eksiktir. O yüzden hani gizli ilimler bizde de var, biz de yapabiliriz diyenler, kitabın içinde eksiklik olduğu için içinde çoğu davet eksiktir. Bu şekilde bilinmesi gerekir. Arkadaşlar, bundan sonra böyle ara ara bilgilendirici bilgiler paylaşacağım. Korunmalar, musallat var mı yok mu, nasıl dualar okunur, nasıl korunuruz, bunlardan size bahsedeceğim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.